Dua edelim de babam kredi kartlarını kapattırmamış olsun. Niye? Kavgalı mısınız? Benim de hayatım seni sandığın kadar toz pembe değil. Üzüldüm şimdi. Sıkıntı yok. Canım annem ya. Kesin babamın kartımı kapattırmasına engel olmuştur. İyi bari. Şu üzerimizdekilerden de bir kurtulduk mu tamamdır. Hadi bir mağaza bulalım. Babamla neden küstünüz? Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Yani. Yani sıkma canını, barışırsınız. Ettirmekten ayrılır mı hiç? Benim için üzülürmüş de kıyamam. Ne oldu az önce başımı etmeyen kıza? Şu an göremiyorum. Sana da iyilik yaramıyor. Bana neyse. Ay kız, bu ne böyle? İnsan mı yaşayacak burada? Kirasını da duydun. Üstelik de pazarlığa da yanaşmıyorlarmış. İnsaf kalmamış bu insanlarda. Kalmamış vallahi. Şey beyefendi, acaba diyorum daha iyi koşullarda bir ev yok mu elinizde? Var ama en az 1500 liradan başlıyor. En uygun ev de bu. Peki. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Siz sağ olun. Efendim Şükran. Ne yaptınız canım? Ay sorma Şükran. Ucuz evler, fiyatı uygun evler yaşanacak gibi değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen gel bir çaresini bulursun merak etme. Öyle mi diyorsun? Sağ ol. Teşekkür ederim canım. Sağ ol Ayşe. Seni de yordum ama benim bir an önce gitmem lazım. Tamam canım. Nerede iş buldun? Nasıl insanlar? Böyle ayaküstü anlatılır mı? Ben akşam sana kahveye uğrarım, öyle anlatırım tamam mı? Bak mutlaka uğra. Sağ ol. Gonca kesin çıldırmıştır. Annem de beni arıyordur. Ya burada neler yaşadığımı duysa benim bacaklarımı kırar. Tamam, ben hemen arayayım. İki dakika ciddi bir şey konuşulmuyor seninle. Hemen dalga geç. Ya sen hiçbir şey ciddiye almaz mısın? Ciddiye alacak ne var ki? Ne mi var? Ya şu yaşadıklarımıza baksana. Ama tabii sana göre hoş. Sana eğlence olsun, macera olsun. Sıkıldığımı söyleyemem. Olan bana oluyor zaten. Ben evimi bırakıp buralara kadar çalışmaya geliyorum. Şu yaşadıklarıma bak. Ya seni tanımadan önce ne kadar sakin, ne kadar düzenli bir hayatım vardı benim. Yarına kimse, kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Sesin güzelmiş. E işte, idare eder. İnanmıyorum. Ne oldu ya? İdare eder dedin. Yani sen ve mütevazilik. Çoktayım. Bana ciddiyetten bahsedene bakın. Bu ne şimdi? Ya arada biz de eğlenelim. Ne var bunda ya? Gel şuradan yiyecek bir şeyler alalım Sınıfı. İyi günler. Hoş geldiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabii buyurun. Ben telefon ederken sen de üzerine bir şeyler bak. Tamam. Alo, Volkan benim. Burak, neredesin sen ya? Şimdi polisi arıyorduk. Sorma ya. Uzun hikaye. Telefonum suya düştü. Şimdi bir mağazadan arıyorum. Neyse, biz iyiyiz. Aslı yanında. Şu an Datça'dayız. Bizi buradan aldır. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Ya partiden bir anda Deniz motoruyla kaçmak zorunda kaldık. Onun da benzini bitti. Deniz'in ortasında öylece kala kaldık. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ya sonrası daha fena ya. Bir tekneye sığındık. Onda da bizi hırsız falan sandılar. Anca kurtulabildik. Neyse, daha ayrıntılı anlatırım. Şimdi kapatmam lazım. Limanda bekleyeceğiz. İyi, tamam. Alo baba. Burak'a ulaştık. Nasıl oldun? Bana annemi hatırlattın. Gıcıksın işte. Sen önce giydiğin tişörtün rengine bak. İlla dikkat çekeceksin. Benim dikkat çekmek için bu tarz şeylere ihtiyacım yok canım. Ay kıskanç. Üf, sanki ne giydiğini gördüm ya. Hep çemkir.
Tekneyi beklerken denize gireriz. Sen anca 75 ya da 80B falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Karı kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre. Hadi ver, onu da alalım. Borcumuz ne kadar? 250. Kurt gibi açım. Ben de çok açım. Güzel bir yemeği ekettik. Evet.